Merhaba güzel ve becerikli hanımlar. Şimdi yine karşınızdayım başka bir örgü modeliyle. Bu örgü modeliyle çapraz örgü yani şöyle daha yakından göstereyim. Bununla bir şapka öreceğiz. Çocuk şapkası modeli. Yani çapraz örgü. Trabzanlar çapraz yapa yapa böyle bir örgümüz olacak bugünkü videomda. Bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Kullandığım ip akrilik bir ip ve kullandığım tığ da bir numaralı tığ. Ve bir tane makasa ihtiyacımız olacak ama o örgünün sonunda iki tane çileğe ihtiyacımız var. İplerden, top ya da ne diyorsanız siz. İki tane topa ihtiyacımız var. Ben beyaz şapka yapmayı düşünüyorum. O yüzden beyaz iplik aldım. Ve örgümüz biraz karışık. Burada çok dikkat gerekli ve takip isteyen bir model. Ama bunu beraber yapmaya başlayınca ne kadar yani imkansız olmadığını göreceksiniz. Dikkatli, takiple bunu başarabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şu kadar bir örnekten ördüm. Şimdi buraya kadar nasıl yaptığımı, bundan sonrası zaten yine aynı mantıkla, yine biraz dikkat isteyerek yapacağımız bir şapka. Sonra sık iğne ile bir astarımız olacak. Bunlar zaten basit işlemler. Şimdi bir bu örgüyü önce göstereyim size. Biraz karmaşık. Ama beraber yaparsak hiçbir sorun yok. Şimdi bu ikinci ipimi alıyorum ben. Bir ucunu bulayım. Böyle. Şimdi bu burada dursun örneğimiz. Sihirli halka ile başlayacağız. Şu en dipte 12 tane sık iğnemiz var. Önce onunla başlayalım. Sık iğnemizi yapalım. Benim sık iğne yapma şeklim. Şimdi bu ipi böyle almam gerekiyor. Şöyle parmaklarımı alınca yapacağım şey şu. Buradan geçirdim. Ve bunun üstüne 6 tane sık iğne yapacağız şimdi. 6 tane sorry 12 tane demiştik. Çok sıkmadan yapın. Bu halkamızı, sık iğneleri, bu gevşek bir örgü. Gevşek örmemiz gerekiyor ama aşırı gevşek de değil. Her şeyin bir kararı var. Böyle 2 4 5 6 7 8 9 10 bir daha 11 ve 12 sayalım emin olalım 2 4 6 8 10 12. Tamam. Şimdi şu halkamızı böyle güzelce sıkalım. Şimdi başladığımız yere bir kere batıyoruz. Ve bunları böyle çektik. Şimdi işimize örgüye 4 tane zincirle başlıyoruz. Ve burada sadece kullanacağımız dörtlü trabzan. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ilk zincir çektiğimiz yerde buradaki mantık şu. Aynı yere 3 kere batacağız. 3 tane trabzan var. Her örgüde böyle. 3 tane trabzan var. Sonra diğer çaprazını alacağız. O yüzden başlarken
Yapacağım şey 4 kere, yani 4 tane bu şekilde ipimiz olacak. Tığımızın üzerinde son ilmekten itibaren 3 kere ip alacağız tığımıza. Şimdi hemen şu trabzandan sayabilmemiz için bu zincirimizi, zincirin dibindeki boşluğa batıyoruz ve burada dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Böyle. Bir kez daha bunu yapalım. Aynı yere yine batıyoruz. Şu şekilde trabzanımızı yaptık. Şimdi aynı şekilde yine bir arkadakine batacağız. Şimdi burada bir tane boşluğumuz vardı. Şimdi biz buradan böyle arka taraftaki boşluğa, yani yapmak istediğimiz şu. Şimdi bunlar bir öndeki boşlukta 3 tanesi. Bu diğeri yaptığımız arkadaki boşlukta. Böyle aynı yere tekrar batıyoruz. Dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde yine buraya batıyoruz. Çünkü üçer tane yapacağız trabzanları dedik. Bu örgü boyunca bu böyle. Sonra olan şey bu. Şurada daha çapraz oluşmadı tabii ki. Şimdi bu örgüyü şurada boş bırakıyoruz, bir tane boş bırakıyoruz, sonrakine batıyoruz. İlki hep böyle bir adım ileride olacak. İlk yapacağımız üstteki trabzanlar bir adım ileride olacak. Söküldü, bir daha alalım. Bu şekilde trabzanımızı yaptık. Daha böyle. Burada dedik ki 3 tane olacak. Bir tane daha yapalım. Üçlüyü tamamlayalım. Burada 3 trabzan olacak. Şimdi böyle yaptık. Yine hazırlanıyoruz dörtlü trabzan için. Şurada boşta bir tane boş bırakmıştık. Hemen onu şu arka tarafından buluyoruz ve içine batıyoruz. Şimdi buraya 3 kez batacağız. Ve çapraz böyle oluşmuş olacak. Bir daha yapalım. Bir kez battığımız zaman zaten yeri belli oluyor. O yüzden ilkini batmak önemli. Yine aynı yere batıyoruz. Bu şekilde trabzanımızı yaptık. İşte çaprazlar bu şekilde oluşmaya başladı. Görüyorsunuz. Yine aynı şekilde yapıyoruz dörtlü trabzanımızı. Bir tane boş bırakıyoruz. Hemen diğerine batıyoruz. Battık ve dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bu sıra boyunca üstte olan böyle bir arada bulunan trabzanlardan üstte olanlardan 6 tane olması gerekiyor. Diğer 6 tanesi de altta kalacak. Şimdi buraya kadar bir yapalım. Şimdi ben sıramı bitirdim. Gösteriyorum. Sıra bitti. Şimdi bu çapraza batıyoruz şu trabzan aralığını. Buraya bu şekilde bağlıyoruz. Sonra 4 tane yine zincir çekiyoruz. Zinciri bizi çektik.
Bu sefer yapacağım şey şu aralıklara batacağız. Yani bir tane trabzanımızı buraya yapacağız. Sırayla gösterdiğim gibi siz de yaparsanız aynı örgüyü elde edersiniz. Şimdi bu aralığa battım. Diğer trabzanımızı diğer aralığa batıyorum. Şimdi bu oluştu. Sonraki yapacağımız ise yine 4 trabzanımızı hazırlayalım. Şimdi yapacağımız ise buraya batmak. Şurası bozuldu. Bir daha yapıyorum. Yani şöyle birincisini ters alabilirsiniz. Bazı uygun olmayan yerlerde bu şekilde trabzanınızı yapabilirsiniz. Sonra aynı şu sıraları dolduracağız şimdi. Şimdi böyle de tutalım. Tutabiliriz. Şöyle bu örgünün bazı böyle zorlayıcı yerleri var. Battığımız yerler uygun olmayabiliyor. Ama çok ilginç ve güzel bir model. Ve aynı şekilde bir tane daha yapmamız gerekiyor. Şu aynı yere batarak. Böyle. Şunu elde etmiş olduk. Bundan sonra da yapacağımız şey, yine trabzanımızı hazırlıyoruz. Bu sefer şu çapraz, alttan gelen çaprazın şu aralığına batıyoruz. Trabzanın aralığına. Aynı yere 3 kere batacağız. Şimdi bir daha yapıyoruz. Trabzanımızı. Şurası olmadı. Bir daha söküp yapıyorum. Bu sefer de şimdi yapacağımız trabzanda şu kısmı batacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi trabzanımızı tekrar şu bölgeye batacağız. Dikkatli yapınız trabzanlarınızı. Bir daha yapıyoruz. 3 tane olması gerekiyor her zamanki gibi. Şimdi yaptığımız bu. Şimdi ördükçe bunlar yaslanacak. Buraya da geçtik. Bazı köşelerde bu örgüyü kullanacağız. Şimdi yapacağımız şey ise burayı boş bırakıyoruz. Bakalım. Sonra yapacağız burayı. Diğer örneğimize bakarak yapmaya çalışıyorum. Çünkü dedim size karmaşık bir örgü olduğunu. Şimdi burada şurada orta aralığa gireceğiz. Yani şuradaki trabzana göstereyim. Şimdi burada yapalım 3 tane trabzanımızı. Bu şekilde geçiyoruz. Aynı yere batıyoruz 3
kez. Yine bakalım. Aynen. Şimdi de üsttekileri böyle yapacağız. Üsttekilerini buraya batacağız. Yine dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Ve şu aralığa, trabzan aralığına batacağız. Trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bir tane daha trabzanımız var. Onu da şu aralığa batarak yapmamız gerek. Olmadı. Şu ikisini içine batmamız gerekiyor. İşte bazen şu yerler zorluyor. Ama ayarlayabilirsiniz. Yine de herkesin yapabileceği bir örgü. Biraz dikkat istiyor sadece demiştim. Şimdi bir daha bakıyorum buraya. Şimdi bu aşamaları geçtik. Şimdi diğer aşamamızda yine diğer köşeye batmak var. Yani şu köşeye batacağız. Alttan gelen çapraza batacağız. Şuraya. Burada dönüş yaptığımız için ve arttırma yaptığımız için bu şekilde örüyoruz. Böyle. Bu şekilde. Şimdi yapacağımız ise şuradakine batacağız. Bir öndeki, bir sonrakine. Yani arkada kalan trabzanımıza batacağız. Trabzan tepesine özellikle. Yine dörtlü trabzan. Her seferinde bunu yapacağız. Dörtlü trabzan. Şimdi ayarlamamız gerekiyor nasıl. Buraya gireceğiz ki girdik. Bu örgünün biraz işte zor tarafı, bazı yerlere girmek zor oluyor. Ama bu sadece bu sıra için ve bir sonraki sırada birazcık kafamız karışabilir. Sonra zaten kolay. Böyle. Burayı da yaptık. Bakıyorum yine bir yeni örgümüze. Burada 4 tane yaptık ikinci sıradan. Başlangıç yerimiz şurada 2 tane 4 tane zincir var. Oradan itibaren başladık. Yani 1 2 3 4 biz şuradayız. Şimdi sıradaki örgümüzde yine şöyle artık yani şurayı alacağız. Anladım. Gösteriyorum yine. Bu sefer buralara batacağız, şu sıraya. Burayı boş bırakıyoruz, alt sırayı. Ona sonra döneceğiz. Buralara batıyoruz.
Sonra sıradakine batıyoruz. Şimdi diğer yapacağımız işlemde buraya batacağız. Yani birincisini böyle alalım. Diğerlerini de böyle alalım. Örmesi daha kolay oluyor. Aynı yere bir daha batalım. Çünkü başka yer kalmadı batacağımız. Şimdi bunu da yaptık. Bakıyorum. Buradayız. Şimdi burada batacağımız köşeler yine. Yine köşelerimiz var. Şu şekilde şu köşemize batacağız ve dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu şapka çabuk örülüyor. Dörtlü trabzan olduğu için uzun uzun yapıyoruz ya sıraları. Bu yüzden çok çabuk örülüyor. Bu avantajı var. Tamam, burası bitti. Şimdi yapacağımız şey şurada. Şuradaki bölgeye batacağız. Burası tamam. Çaprazı bu şekilde yapacağız. Şimdi düz olsun örgü diye ön taraftan batmamız lazım. Bir tanesi ters olabilir de diğerlerini önden batmaya çalışın. Örgü düz olsun. Yoksa kalkacak örgünüz. Ters olduğu belli olacak. Dörtlü trabzanımızı da yaptık. Yani oluşan çapraz bu. 2, 4, 6. Bu sırada da 12 tane bu şekilde oluşması gerekiyor. Ama bunu beraber yapmamız lazım. Şimdi devam ediyoruz yine. 4 tane trabzanımızı yaptık. Pardon, 4 tane ilmeğimizi yaptık. Şimdi bu çaprazın, ben buna sağa bakan sola bakan diyorum. Yani bu benim sağ tarafım, sağa bakan çaprazlar. 4 tane zinciri çektik. Şimdi ben yazı da hazırladım. Aynı şekilde bu şapkanın nasıl yapıldığı ile ilgili. Ve onda ifadelerim sağa bakan çapraz, sola bakan çapraz. Bu alttaki sola bakıyor, bu üstteki sağa bakıyor. Çünkü benim için bu şekilde bir görüntüsü var. Şimdi bakıyorum yandaki örgüme doğru yolda mıyım diye. Evet, öyle görünüyor. Şu an için doğru yoldayız. Örgüyü daha yakınıma aldım. Daha iyi görebileyim diye. Şuraya batıyoruz şimdi iç tarafa. Alttaki örgüye. Yani üste gelecek olan örgüyü biz alttan gelen örgüye batıyoruz. Şu alttan geliyor. Alt, sola bakan çapraza batıyoruz. Bizim üstten gelecek olan örgümüz. Şimdi burayı yine böyle ayarlamamız gerekiyor ki düz dursun örgümüz.
Şimdi burası yine böyle oldu. Bakayım yine örgüme. Şu bizim örgümüz. Burayı yaptık. Şimdi şuradayız. Kaybetmemeye çalışıyorum. Şu bölgedeyiz. Yine bir tane yere batacağız. Bir tane yere batıyoruz. Bakalım sonraki nereye batacak. Şimdi burada yine şu bölgeye batıyoruz. Sola bakanların tepesine battık. Burada yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Yani 3 tane trabzan diye kafa gidiyor. Yani 3 derken 3'lü trabzan mı acaba dedim diye düşündüm. 3 tane şu çubuklardan bahsediyorum. Böyle 3 tane çubuk. Bunlar bizim trabzanımız. Şimdi aynı şekilde şu üstte olana batıyorum. Bir daha yapacağım, olmadı. Bu şekilde trabzanımızı yaptık. Sonra önden batmaya çalışın. Örgü düzelsin. Diğer iki tanesini önden yapın. Bu şekilde. Şimdi böyle 3 tane oldu. Yine bakalım biz neredeyiz? Genelde şurasını ve şurasını yaptık. Şurada olmamız lazım. Yani buradaki örgüde genelde bakıyorum. Hep aynı şeyi yapmamız gerekiyor. 2, 4, 6, 8 tane oldu. Burada da 4 tane daha çıkması gerekiyor. Yani anlayacağınız, buradan şu trabzanlara batıyoruz önce. Üç kere burada yapıyoruz. Sonra alttan çıkanların, şu alttan çıkanları tepesine batıyoruz. Burada 3 tane yapıyoruz. Diğer sıraya geliyoruz. Yine şu üstte olan trabzanın şu tepesine batıyoruz. Sonra diğerinin bu halka, yani şu alttan gelenlere batıyoruz. Bunu bu şekilde yapalım şimdilik. Şimdi size gösterdiğim gibi sırayı bitirdim. Sonra bu alttaki, alttan çapraz gelen trabzanın birincisine batıyorum. Ve burayı bağlıyorum. Burada 4 tane de zincir çekiyoruz. Şimdi aynı şekilde mantık şu. Alttan gelen çaprazlara şu üstten gelen çaprazlar yapacağız. Yani buraya bir batalım. Bakayım, emin değilim kaç kere doladığımı. Bir daha doluyorum. Bu şekilde. Aynen şuraya bir tane batıyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdiki trabzanları da şuraya batacağız. Bu üstte kalacak.
Diğerleri. Yine bakıyorum kaç tane doladım. Sonra yapacağım şey şu. Arka taraftan batıyorum. Buraya trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi bir diğerini batacağız. Yine olmadı. Bu şekilde 4 trabzan için hazırlıyoruz tığımızı. Ve bakalım. Bir tane daha var. O da şurada dar bölgede. Oraya da batalım. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi yine yapacağımız şey, buradaki trabzanları bırakıyoruz. Şu üçlüyü diğer tarafa geçiyoruz. Böyle her birine batıyoruz. Her bir trabzan tepesine batıyoruz. Bunlar bizim üstteki trabzanlarımız olacak. Şimdi alttan yapacağımız trabzanlar da şöyle örgümüzün arkasından bu atladığımız bakalım nerede onlar? Şu bizim atladıklarımıza batacağız. Bir sonrakine batıyoruz. Sonra burada bir tane daha var. Bir sonrakine batıyoruz. Şimdi işte bu. Gerçekleşen bu. Yapacağımız trabzanlar bu şekilde. Sadece şunu fark ettim. İki tane böyle trabzanımız var. Sonra bir tane bakalım nasıl trabzanımız var. Bir tane de arttırmalı bir trabzanımız var diye görüyorum ben. İşte iki tane böyle inceleyelim örgü sizinle beraber. Alttakileri taktırmışız. Alttakileri taktırmışız. Yani burada ise bir tane noktaya batmışız. Alt taraftakileri normal batmışız. Bakıyorum yine. Sonra düz batmışız. Düz. Demek ki böyle 3 tane var. Bir tane büzmeli var. 3 tane böyle, bir tane bir noktaya batarak var. Biz de başladığımızdan itibaren demek ki bir tane daha hakkımız var. Bu şekilde yapmaya. Yani burayı boş bırakıyoruz. Gidip şuraya batıyoruz. Yine onun yanındaki trabzan tepesine batıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Burada yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu trabzanlara arkadan batıyoruz. Çünkü bu trabzanları yapacak olduklarımızın arkada kalmasını istiyoruz. Şimdi bunları bir yapalım.
Şimdi hanımlar, buraya kadar gösterdiğim şekilde size şu üsttekileri 12 tane olarak sayacağız. Alt sırada da 12 tane yapmıştık. Bu sırada arttırma yok. Aynı şekilde yine gösteriyorum. Dörtlü trabzan için hazırlıyoruz tığımızı. Şu üsttekini boş bırakıyoruz. Şu alttakinin tepesine batıyoruz. Bu şekilde diğerine batıyoruz. Sonra bir diğerine batıyoruz. Diğer trabzan tepesine bu oluştu. Bunu yaptık. Sonra yapacağımız şey şu üstteki olanların arkadan batacağız. Arkadan şurası ilki, böyle yine onun yanındakine batacağız. Bunun yanındaki trabzana batıyoruz. Sonra yine doluyoruz 3 kere ve bir sonrakine batıyoruz. Yani şöyle bu trabzanımızın böyle 3 tepesine battık. Çaprazımız oluştu. Yani burada hiçbir arttırma olmadığı için bu sırada şu üstteki gördüğünüz sağa giden trabzanların 12 tane olması gerekiyor. Bunu bu şekilde yapalım. Bu başa kadar gelelim. Sonra diğer sırada arttırmalar olacak. Onları yine beraber göstereyim size. Şimdi ben sıramı tamamladım. Gelin beraber yapalım yine. Şimdi başlangıçtaki şu 3 tane trabzanımızın öndeki trabzanları tepesine batalım. Ve bu sırayı bu şekilde birleştirelim. Burası tamam. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyoruz. 3, 4 oldu. Sonra yapacağımız şey buraya 4 kez 3 kez batıyoruz. Şimdi buraya bir daha batalım ve dörtlü trabzanımızı çekelim. Sonra buraya bir daha batalım. Diğer trabzana tepesine batıyoruz. Şu şekilde. Ve şimdi yine arka tarafa batacağız. Buradan itibaren başlıyoruz. Bakalım yine. Şu aralığımız var. Buraya batalım bir. Sonra diğer aralığa batıyoruz. Yani bu trabzan tepesi oluyor. Sonra diğer trabzan tepesi. Buralarda ufak boşluklar oluşmakta. Onların içine batıyoruz. Şimdi burası ilki bu şekilde. Şimdi de yapacağım şey arttırma yapacağımız için bu sırada arttırma yapacağız. 12 tane vardı bu sıramızda ve diğer alt sırada. Şimdi arttırma yapacağımız için bir tane böyle bir çapraz, bir tane de şu batacağımız alttaki çaprazın şu köşesine 3 tane aynı yere batarak affedersiniz yine 3 tane trabzan yapacağız ama burada emin olamadım ben. Acaba
4 kezme ipim var. Bu yüzden söktüm. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Şimdi bu yandaki trabzanların yan tarafına baktım. Şimdi bu yapacağımızın yine alttan yapmamız gerekiyor. Şu çapraza batacağız. Yani bu şurası oluyor. Şu sağa giden çizgilerin trabzanların hemen baş köşesi. Oraya batıyoruz. Ve buradan itibaren bu bizim çoğaltmamız olacak. Burada yine 3 kez batıp, ama şu şekilde sıra bozulacak şimdi. Böyle. Bu şekilde yapacağız. Bunları yapmak biraz zaman alıyor. Bir tane daha yapalım. Aynı yere batarak. Düzeltme yapıyorum ve gerçekleşen şey bu. Şimdi yapacağımız şey şurada normal şekilde, burada arttırma yapıyoruz, bu sırada unutmayalım. Şimdi üçüne düz bir şekilde batacağız. Bir tanesi, bir çaprazımız bu şekilde olacak. Beğenmedim bunu. Bir daha yapalım. Böyle oldu. Sonra arka tarafından şu alttan gelenlere batacağız. Alttan gelen trabzanlara batacağız. Bunu arka tarafından yapıyoruz. Çünkü bu trabzanlar altta kalması gerekiyor. İlk yaptıklarımız üstte kalacak. Bir daha batıyorum aynı yere. Çünkü iki tane trabzan tepem kalmış boş. Onlara batabilmem için iki tane boş yerim var. Bir tanesine iki kere batacağım. Şimdi diğerine batıyorum. Olmadı, bir daha deniyorum. Bu şekilde. Bunu yaptık. Şimdiki trabzanda ise bir tanesine düz battık. Bir tanesini şurada arttırma yapacağımız için şu köşeye batacağız. Alttan gelen köşesine batacağız. Burada yapacağız yine aynı yere batarak 3 kez bu trabzan tepesine. Sonra arka taraftan bu trabzan tepesine. Yani üstten gelen trabzanların köşedeki trabzanına arkadan batacağız. Aynı şekilde böyle devam edeceğiz. Şunu aklınızda tutun. Yani bir tane çaprazımız düz bir şekilde alttan gelenlere batacağız. Diğer trabzanımız ise, buradaki trabzanımız böyle artırarak aynı noktaya 3 kere batarak olacak.
burada yapacağımız gibi aynı noktaya 3 kez batacağız. Bu mantığı izleyerek bu sırayı dolduralım. Arkadaşlar bu 3. sırayı da tamamladım. Yani son 2 sıram bu 3. 2. ve 3. sıram 12'şer tane bu üstte görünen trabzanlardan oluşmakta. Şimdi bu sırada arttırmalarımız var. Onları da nasıl yapacağımızı anlatayım. Şimdi arttırmalarımızda ikinci sıra, yani üçüncü, kaçıncı sıramız oluyor? Dördüncü sıraya geçtiğimizde 1, 2, 3 buraya kadar. Bu dördüncü sıramıza geçtiğimizde yine böyle hazırlanıyoruz dörtlü trabzan yapmaya. Şimdi böyle aynı yere batalım bir kez daha. Ve yapıyoruz dörtlü trabzanımızı. Diğer trabzan tepesine batıp aynı şekilde bir dörtlü trabzan daha. Şimdi durum bu. Bu trabzan altta kalması gerekiyor. Şimdi yapacağımız trabzanı da şuradaki alttan gelen trabzanların tepesine batacağız. Yani şurada başlıyoruz batmaya. Burada ne olmuş bakalım. Bunu beğenmedim bu şekilde. Örgü dönecek. O yüzden endişeleniyorum. Ön taraftan batalım. Şimdi çekelim trabzanlarımızı. Yani bu zincir şeklinde oluyor. Böyle. Şimdi batmada biraz zorluk çekeceğim. Sanki alışık değilim böyle dar yerlere girmeye. Ama insan çaresini buluyor her şekilde. Siz de mutlaka bulursunuz. Şu dar aradan böyle çıkacağım. Aynen. Şimdi burada böyle bir sırayla gideceğiz. Burada arttırma olacak. Bu sırada 24 tane olması gerekiyor bu üstteki olan trabzanlar. Pardon, üstte değil, hepsi trabzanlar. 24 tane olması gerekiyor. Şimdi yapacağımız şey de şu köşeye gidip alttan gelen trabzanların köşesine gidip buradaki trabzana batıyoruz ve dörtlü trabzan yaptık. 3 kez aynı yere batacağız. Bir daha yapayım. Bozuldu. Bu şekilde bir daha batalım. Şimdi hepsini örmeyeceğim. Videom o zaman bayağı uzayacak. Bu şekilde yaptık. Şimdi üstteki trabzanımız da şuradaki trabzan tepesine batarak yapılacak. Şimdi ön taraftan almaya çalışalım burayı. Aldım. Sonunda.
Şimdi bir tane daha kaldı. Onu da buradan alacağız. Böyle. Şimdi arttırma yapacağımız için bu bizim yaptığımız arttırma. Şimdi bir tane normal alacağız. Yani her trabzan tepesine batacağız. Bir tanesini böyle arttırarak yapacağız. Ne demek istiyorum? Şimdi buradakilerinin böyle hepsinin tepesine batacağız sırayla. Bir tane daha yapıyorum. Bir de bir tane toka var. O ses çıkarıyor. Çekelim. Şimdi bu ön taraftakileri tabii ki şöyle buraya batacağız önden. Şimdi şu dar bölgeyi de batalım. Bir tane daha yapmamız gerekiyor. Onu da bu bölgeye batıyoruz. Son battığımız yere battık. Yaptığımız bu. Şimdi bir tane burada da her bir trabzan tepesine battık. Bir tane de böyle arttırma yaptık. Bir tanesi her trabzan tepesine battık. Şimdi de göstereyim. Burada da şu alttan gelen trabzanın köşesine batarak bu da bizim arttırmamız olacak. Burada alt sıranın iki katı kadar trabzan olması gerekiyor. Bu sıradaki de mantık bu şekilde. Şimdi bu altta gelen sıranın tepesine battık. Şimdi aynı bu üçlü 3 tane trabzanın en yakın kısmı şurası. Şu kısımdan bahsediyorum. Göstereyim tokayla. Şurası. Şuraya batacağız. Ön taraftan batarak burayı dolduracağız. Diğerlerini de burada hepsine batarak düz bir şekilde. Sonra onun yanındakinin tepesine batarak şu dibindekine bir çoğaltma yapıyoruz. Bir normal batıyoruz. Bir çoğaltma yapıyoruz. Bu bizim çoğaltmamız oluyor şu anda. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Örelim. Yine görüşürüz. Çünkü daha anlatacaklarım var. Bu şapkanın daha astarı var. Yani arkadaşlar ben şimdi buraya kadar ördüm. Örgümüzü gördüğünüz gibi şimdi bu dördüncü sırada bizim dördüncü sıramızda bir arttırma yaptık. Bir tane normal ördük, bir tane artırdık. Yani şu gördüğünüz çiçek gibi görünen, yani bir noktaya bağlanıp da örülen kısım arttırma, diğer kısım yani her trabzanın tepesine batıldığında ise normal örgümüzdür. Şimdi bundan sonra artık şapkamıza toplam 12 sıra yapmıştık daha önceki şapkamızda. Siz de kendi baş ölçünüze göre ya da kime göre örecekseniz, çocuk şapkası olabilir, kendiniz olabilir, ölçmenizde her zaman fayda var. Bu kişiye göre değişebileceği için bizim şapkamızda 12 tane sıra vardı. Bundan sonra hep düz öreceğiz. Yani hiçbir şekilde arttırma olmayacak. Sadece şuna dikkat edeceksiniz her sırada. Şimdi
Bu sıraya başlarken, dördüncü sıraya başlarken bizim üstte kalan trabzanlar sola bakıyor. Şimdi bu sırada yapacağımız bu trabzanlar alttaki trabzanlara batarak onlar bu yöne devam edecek. Yine sola bakan trabzanlar yine sola devam edecek. Normalde bu yönü değiştirmiyoruz. Sadece altta ve üstte kalacak olanlara dikkat edeceğiz. Bu sefer bu sağa bakan trabzanlar üstte kalacak. O yüzden diğer sıraya şimdi biz buraya batıp normal şekilde ördük. Tekrar yapalım. Dörtlü trabzan şeklimizi ve bunu buraya batacağız. Yani bunlar altta kalacak. İlk ördüğümüz sıra bu sefer üstte kalacak. Burada her sırada dikkat edeceğiniz şey hangileri önde, hangileri arkada kalacağı. Yoksa hiçbir şekilde arttırma, eksiltmemiz yok. Bundan sonra hep aynı şekilde örgümüzü devam edeceğiz. 12 sıraya geldiğimizde yine görüşeceğiz. Biraz ben de öreyim, siz de örün. Şimdi burada bu trabzanları yapalım örnek olarak. Şimdi burada yine 3 tane trabzan ördük. Şimdi dikkat etmeniz gereken dediğim gibi. Şimdi burada bunlar üstte ise bu sefer altta gelenler üstte olacak. Aynı şekilde alttakilerimizi de ördük. Ördüğümüze göre bu sefer bunları boş bırakıyoruz. Şuraya batıyoruz. Alttan gelenlere batacağız. Şimdi demiştik. Alt sıradakilerinden alttan gelenleri bu sefer üstte olacağı için ilk önce onları yapacağız. Artık her trabzan tepesine batarak örgümüzü gerçekleştireceğiz. Bunu da bir örnek olarak gösteriyorum. Bu sefer de bu üstte olanlar altta olacak. Yani bunları alttan batacağız. Yapacağımız şey de burada. Yine böyle. Böyle. Buna devam edeceğiz. Bir kez daha yapıyoruz. 3 tane trabzan yaptığımız için aynı yere batacağız. Yer kalmayan yerde. Önemli olan 3 tane olsun trabzanlarımız. Yani olacak olan şey bu. Anlamışsınızdır umarım. Bu 4. sırada alttan gelen trabzanlar bu sefer üstte olacak. Bir sonraki sırada tam tersini yapacağız. Altta gelen bu trabzanlar diğer sırada üstte olacak. Bir alt bir üst, bir alt bir üst. Buna dikkat edeceksiniz sadece. Bundan sonra hiçbir arttırma, eksiltme yok. Aynı şekilde her trabzan tepesine batarak bu çaprazımızı yapacağız. Kolay gelsin diliyorum. Bu 12 sırayı ördükten sonra yine görüşelim. Evet hanımlar, buraya kadar şapkamızı ördük. Ben bu şapkayı 16 sıradan oluşturdum. Normalde çocuk şapkası yapıyorduk. 12 sıraydı. Ama ben kendime uyarladığım için şapkayı bu kısmı sadece 16 sıradan yaptım. Şu anda en uç kısma geldik. Şimdi bunun daha devamı var. Bu çapraz örgü tekniğini kullandık burada. Hasır örgüye de benziyor örgümüz. Dörtlü trabzanla yaptığımız örgü. Şimdi burada nasıl devam edeceğimizi göstereyim. Şimdi şu son kısma geldik. Şunları bitirelim beraber. Şimdi şurada 3 tane trabzan yapmışız. Bunları birleştirdim.
Şu alt taraftaki 3 tane trabzanımız var. Onun diğer ucuna batıyorum. Şu bize en yakın olan ucu. Buraya batıp bunları birleştiriyorum. Şimdi bundan sonra yapacağım şey, burada yarım trabzan yapacağız. Yani trabzanımızı iki kere çekerken bu sefer tığımızı ip aldığımız gibi yapacağımız şey bir sonraki trabzanın tepesine batıp bu üç tane ilmeği bir arada aldık. Bu şekilde her trabzan tepesine batarak bu sırayı böyle geçeceğiz. Şunu yapıyoruz. Her trabzan tepesine batıyoruz ve hepsini içinden geçiriyoruz. Yani bu sırayı bu şekilde bir geçelim. Ondan sonra lastik örgüye geçeceğiz. Onu da göstereceğim size. Siz de isterseniz kendinize göre uyarlayabilirsiniz şapkanızı. Çünkü şapka modeli çok güzel. Ama biraz daha fazla örmeniz gerekiyor 12 sıradan. 12 sıra çocuk şapkası içindi. Bunu ise büyük insan için kendinize uygulayabilirsiniz. Şimdi örelim. Evet hanımlar, yine sıramı tamamladım. Siz de umarım tamamlamışsınızdır. Şimdi bu sırayı demiştik ki yarım trabzanla geçiyoruz. Yarım trabzan yaptık. Bu son ucu baştaki uca bağlıyoruz. Bu şekilde. Sonra iki zincir çekiyoruz ve bu sırayı sadece ikili trabzanla dolanıyoruz. Sonra zincirimizi lastiğimizi yapacağız. Bu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şapka büyük olduğu için şöyle şapkamızı kıvıralım. Bu şekilde görünüyor. Evet, size de kolaylık olsun. Şimdi ne dedik? Şurada ikili trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde bütün sırayı ikili trabzanla geçiyoruz. Sonra size göstereceğim bir önden bir arkadan nasıl lastiğin alındığını. Kolay gelsin. Şimdi ben trabzan sırasımı bitirdim. Trabzanlarımızı yaptık. Yine başladığımız yere batacağız. İki tane zincir çekmiştik sırayı başlarken. Şimdi bu iki tane zincirin tepesine batıyoruz. Sırayı birleştiriyoruz. Şimdi tekrar bu sırayı iki zincir çekerek başlayacağız. Bundan sonraki sıralarda iki zincire ihtiyacımız olacak. Şimdi tığımızı, ipimizi aldık. Aldığımız gibi de şimdi burada yapılan şey trabzanların beline batacağız. Lastik örgümüz bu. Trabzan beline battık. İkili trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar ip aldık. Bu seferki trabzanın beline batacağız ama arka tarafından. Böyle arka tarafından ipimizi alıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yine yapıyoruz. Bu bizim lastik örgümüz. Tığımızı ip aldık. Sonra trabzanın beline battık. Ve trabzanımızı yapıyoruz. Daha yakından göstermek için katlayacağım şapkamızı. Şimdi tekrar gösteriyorum. Yaptığım şey, şimdi üstten aldım. Yani ön taraftan. Bu sefer trabzanın arka tarafından beline batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ön taraftan batıyorum. Bir sonrakine bu şekilde. Bir
Ön taraftan beline batıyoruz. Bir arka taraftan trabzanın beline batıyoruz. Bu şekilde. Yani bir önden bir arkadan bu şekilde devamlı aynı. Bu sırayı şimdi bu şekilde yapalım. Sonra yine üst üste aynı şekilde. Önden aldığımızın önden beline batacağız. Arkadan aldığımızın arka tarafına yine beline batacağız. Bu sırayı bu şekilde dolanalım. Yine göstereceğim. Evet, şimdi bu tarafı da bitirdik. Bu sırada bitti. Sizde de umarım bitmiştir. Şimdi bu sırada trabzanı ördükten sonra başlangıçta yaptığımız iki tane zincirin tepesine batıyoruz. Bir daha yapacağım. İpimi düzgün almaya çalışıyorum. Şimdi buradan geçirdim. Şimdi tekrar yapacağımız şey şu. Yine iki zincir çekip sıramızı hep bu şekilde başlıyoruz. Sonra ipimizi aldık. Ve bu sefer önde olan önde batmıştık daha önceki trabzana. Yine öndekini ön taraftan batıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Yine arka tarafta olana yine arka tarafından batıyoruz. Ve yine arka tarafından trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde 7 tane 8 tane sıra yapabilirsiniz. Sıraları da şu aradaki çizgilerden sayıp ileriye doğru yine başınıza takın, berenizi, şapkanızı, ona göre o şekilde kendinizi ayarlayın. Ne kadar uzunlukta istiyorsunuz, şapkanızı nasıl olmasını istiyorsanız öyle ayarlayın. Yine gösteriyorum. Ön taraftan battığımıza tekrar önden göstereyim. Ön taraftakine battık. Ön taraftakini trabzanını çekiyoruz. Sonra arka taraftan daha önce battığımızı yine arka tarafından batıyoruz. Bu şekilde yine ön taraftan batıyoruz. Bir önden bir arkadan batarak bu şekilde devam ediyoruz. Böyle trabzanlarımızı yapıyoruz. Sıra konusunda da dediğim gibi 7-8 sıra kadar aşağı doğru örebilirsiniz. Arkadaşlar, ben şimdi ördüm lastik bölümünü. Bende 2-4-6-7 sıra çıktı. Yani şöyle 2 parmak koyduğum zaman aşağı yukarı 2 parmağım benim. Yani bu kadar bir şöyle bir kalınlıkta lastik örgüm oldu. Siz yine başınıza ölçerek şapkanızı ona göre karar verin. Kulaklarınızın altına kadar mı, üstüne mi gelecek, ne şekilde istiyorsunuz siz karar verin. Şimdi bitirmeyi yapalım. Şimdi ilk sıranın başında hep iki zincir çekiyorduk. O zincirin tepesine batıp bir bağlama işlemi yapacağız. Yani burayı bağlayacağız birbirine ve bu şekilde bitirmiş olacağız. Olmadı, beğenmedim, böyle zayıf tutundu. Bu koca delik olarak görünecek. Yani bunu daha kalın bir şekilde yakalamaya çalışayım. Bir daha. Evet, böyle. Bir zincir çekin ve makasla keseceğiz. Şimdi şunu da anlatmak istiyorum. Bu şapka bence yeterince böyle güzel, kalın. Gayet de güzel ısıtır. Arada bir delikler olduğuna bakmayın. Bu hasıra benzer bir örgüden dolayı böyle olduğu için. Ama bizim resimli örneğimizde bu şapkanın bir de astarı var. Yani sık iğne ile örülen bir astarı var. Ben sadece burada size tavsiyede bulunacağım. Yani ben bu şapkaya astar örmeyi düşünmüyorum. Gereksiz, çünkü yeterince kalın. Astar örmek isteyenler, şimdi burada kesme yapacağız zaten ipimizi. İsterseniz şuradan, yani kaç ilmekle başlayacağınızı, astarı düşüneceğinize, yani şu yaptığımız çapraz örgünün son sırasına batarak bu şekilde buradan sık iğnelerinizi, sık iğne şöyle başlayaraktan
sık iğne nasıl başlanıyorsa şöyle bir tane zincir çekip şurada her bir trabzanın üzerine basıp batarak bu şekilde sık iğneyle bu sıranızı geçersiniz. Sonra üzerine tekrar sık iğne yaparsınız ve bu şekilde sıranızı doldurursunuz. Ondan sonraki sıra zaten burada daha net görünecek. Sık iğneler onların üzerine bata 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 böyle içeriye kadar, yani bu şapkanın uzunluğu kadar, şöyle içeriye kadar şapkanın kavislerine takip ederek bir sık iğne ile astar yapmış olacaksınız. Yani benim sadece tavsiyem bu size, sık iğne dediğim. Yani şurada her deliğe batarak, delikte dediğim yani sık iğneden oluşan, pardon, trabzanlardan oluşan deliklere batarak sık iğnenizi yapacaksınız. Zaten sık iğneyi yaptığınızda şöyle bir kabarıklık oluşacak. Bu kabarıklığa da zaten size ipucu vermiş olacak. Her birine tekrar batarak böyle defalarca bu şapkayı buraya kadar örenler biliyor. Son 4 sırada sadece bir büzme yapacaksınız geriye doğru. Çünkü burada büzme vardı. O büzmeyi gerçekleştirdikten sonra şapkanız bitmiş olacak astarlık haliyle. Ama astar çok fazla kalın olacak bu şapkaya. Bizim buralar o kadar soğuk değil. Bu kalınlık bile bize yani bazen terletiyor bile. Bu şekilde şapkamız. Şimdi başka bir tane videoda da bu şapkanın çok güzel bir çiçeği var. Büyük bir çiçek. Onu da buraya dikeceğiz. Bunu size tavsiye ederim. Diğer videomuzda orada şapkaya takacak olduğumuz çiçek modelini görebilirsiniz. Oradan takip edin. Bu şapkaya takacak olduğumuz çiçeği görebilirsiniz. Bu şapka modelimiz bu kadar. Yani hayırlı olsun. Güle güle kullanınız. Benden bu kadar. Bu şapka modeli gerçekten ilginç ve güzel. Hoşça kalın.